Sabah uyanır uyanmaz neden elimize telefon alıyoruz? Sabah bir kalkıyorum annemin cep telefonu. Hastalıklarını paylaşıyorlar, kavgalarını paylaşıyorlar, şiddeti paylaşıyorlar. Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtulmamız gerekiyor? Kişinin bence psikolojik bir dürtü problem sorunudur. Sosyal medya detoksu yapın diyorum. Uzman psikolog ve psikoterapist yer daha Başaran anlatacak. Artık siz bir yalnızlık duygusuna kapılıyorsunuz. Ya yapabileceğiniz iki tane şey var. Okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Okul öncesi aslında en önemli dönem. Aslında nasıl ayakları üstünde duracağını da çok iyi öğreniyor. Küçük yaşlarda yabancı dil eğitimi almanın faydaları nelerdir? Kendi dilini söktükten sonra bunun yanına bir yabancı dil koyabiliyorsanız... Eğitimci Kudret Koç açıklayacak. İlk dönem aile anneden kopuş çok zor oluyor. Son yıllarda kanser hastalığı neden artış gösterdi? 25 ile 30'lu yaşlarda da kanserli vakalara çok sık rastlıyoruz. İşlenmiş gıdalar devreye çıktı, bozuk gıdalar devreye çıktı. Kanserden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? Mevsimsel meyve sebzeyi tüketmek lazım. Paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ertan Cevizci anlatacak. Sizin vücudunuz dinç ve ayakta olursa tüm hastalıklarla evet. mücadele edersiniz. Az sonra TV 2'de bunu da konuşalım da. Herkese bu güzel üç kadından kocaman günaydın, değil mi? Günaydın, günaydın. sabah Evda. şerifleriniz hayırlı olsun. Hep beraber <laughs> olsun Bir günaydın, ]şallah. hoş geldin Aylin, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Programa geldik, ikinci kere konuk oluyoruz. Vallahi çok mutluyum. Sanki artık kendi evim gibi oldu burası. İşte zaten mi? bize iki kere gelen konukların aynı şekilde, o bize çaya kahveye gelmişler gibi. Ya hissiyordu. işte geçen gün aşkınla konuşuyoruz, aşkın kafışmak için. Ben gittim, sen gittin. Abi bizim program diyoruz. Artık öyle. <laughs> Oldu, enerji süper. Böyle evde bir araya geldik konuşuyoruz, sohbet Kesinlikle ediyoruz böyle. Bu mi? yansıyor ama seyirciye de yansıyor. Ne mutlu. İnşallah böyle de size güzel yansıyoruzdur. Pembe, toz pembe, yeşil, fıstık yeşili ve onun içinde de ikimiz de varız. Evet, aa, hiç <laughs> bahar açtı bugün size. Ninalar, pembeler İyi, ve görsün, Neler oldu? Anlatsana saç rengin değişmiş aa. mesela. <laughs> ama ben ne dedim? <laughs> ne dedi? İlk kez bu saç rengiyle size geliyorum. Evet. Geçen Kızıldı Saçlarımız bir reklam filmi, bir sağlıklı yaşamla alakalı bir firmanın reklam filminde oynadım. E, danışmanlık hizmetini de veriyordum. Daha natural olması gerekti ve böyle yaptım. Hmm. Ama bu kitabımdaki daha güzel değil mi? Ya Kızıldım. Bakır Kızılı. İlk kez size Bu kadın ateş gibi çünkü. Hmm. Bakır Kızılı kadını. Ben o gün demiştim ki biraz böyle düşünüyordu koyutsam mı falan dedim ki... Evet. Çok güzel böyle. Ve sonra arada gördüm tam kıyafet değişimi yapıyorduk. Dedim ki sen koyulaşmışsın. Ya evet nasıl dedi. Öprü daha iyiydi dedim. <laughs> Neyse canım bizi <gülüyor> seven <gülüyor> böyle <gülüyor> de <sevsin>. Zaten <laughs> bu arada <laughs> e, temelinde hala o kızılıklar var. Evet. Sen yıkadıkça o saç zaten o bakır kızını ya yani kendine gelecek o saç. Evet. Peki o zaman biz bugün renklerin psikolojik ve fizyolojik özelliklerinden bahsedecek. Ah, ah, evet her evet. salı yazıyorsunuz her <laughs> salı yazıyoruz Sürriyet Kelebek'te daha başaran. iyi Yaşam Sanat hayatında yazıyoruz. Bak bu hafta şey yazdım. Sosyal medya detoksuyla yenilen. Hmm. Bu haliniz ne olacak bizim? So ya? Sosyal biz aslında niye burada çok iyiyiz? Ben onu söyleyecektim hmm. şimdi. Çünkü biz burada elimize telefon alamıyoruz. Gelen konuklarımızla sohbet ediyoruz. Aileyle kendimizi kah ki böyle yayında ya da çekim olması yine elimizde telefon alacağız Gerçekten telefonları bıraktığımız zaman daha böyle bir sosyalleşiyor. Sen de bunu zaten evet. öngörüyorsun. Evet. E, bir sosyal bahsediyorsun. medya detoksu derken bir de böyle takip ettiklerini direkt sıfırlayanlar var. Hmm. son dönemde ne deseydi Hangisinden işte? bahsediyoruz? <laughs> Vallahi ben bugün şöyle cep telefonumla geldim. Görmüş olduğunuz gibi Didem beni çok iyi biliyor ki ben hiç sosyal medyada olamıyorum. Evet, biliyorsun. Ee, ama olsun çünkü... iste, isteriz aslında baskı da kurdum. Evet, geçen kurdum. sefer dedim evet. ki ne olur çünkü bu sosyallerden. Çünkü yararlanalım. Şunu söylemek istiyorum. Ben ben zaten sosyalim Bir de bunun medyası olursa ben mahfulum, benim danışanım var, egzersizim var, kitap okuyorum, kitap yazıyorum, bir köşem var. Yani bu hadise tamamıyla kişinin e, bence psikolojik bir dürtü problem sorunudur. Hı hı. Şimdi bana danışanlar da geliyor diyor ki Yelda Hanım diye eşimle ilgili böyle de sürekli elinde cep telefonu beni ihmal ediyor. Ya çocuklar diyor. Doktor arkadaşlarım geliyorlar Yelda diyorlar. Sabahın köründe ben cep telefonuyla uyanıyorum. Günümün yarısı öyle gidiyor. Ya bunu bir doktor, bir psikolog yapıyor ama hepimiz insanız. Hepimizin duyguları var. Peki biz niye böyle olduk? İşte ben bu hafta bundan bahsediyorum ve sosyal medya detoksu yapın diyorum. Detoks nedir? Vücudumuzu zararlı toksinlerden arındırmak değil mi? Hı hı. E, zararlı bu ultraviyole Şınları var mavi yeşil uyuyamıyorsunuz. Daha sonra birçok şey yapmanız gerekirken sabah güzel bir kahvaltı, bir kitap okuma, bir egzersiz yapmanız gerekirken siz gününüzün yarısını sanal yolla hallediyorsunuz. Buna ne gerek var? Sonra da aynanın karşısına geçiyorsunuz. Ben bugün mutsuzum. Ben niye böyle oldum? Benim niye göbeğim böyle? Niye kollarım sark? Ya bunu yapacağınıza kendinize şöyle bir söz verin. Ben bugün sosyal medyaya sabah 20 dakika gireceğim. Hı -hı. Akşam 15 dakika ya da nerede gireceğim otobüste minibüste serviste gireceğim deyin ve bu detoksa başlayın diyorum. Ve danışanlarım gerçekten çok çok da teşekkür ediyorlar bunu yapanlar. Bence yapmalıyız. Benim annem bile buradan ellerinden öpüyorum canım annemin. Sabah bir kalkıyorum annemin cep telefonu. Anneciğim ne yapıyorsun sabah kahvaltı? Hani çay? Diyor ki ben çayı koyacağım ama bir şey gelmiş bir bildirim var. İzledikleri Hayır. dizilerde olanları oradan takip evet. ediyorlar. Bir daha tekneleri var ya? Bir de yemek videoları. Ben de onlara takılıyorum. kimi stokluyorsun diyorsunuz? Stok ya yani yapıyorum da. O yemek videoları gerçekten benim o kadar çok bir terapi gibi seyretme koşuma gidiyor. Ama söylediğin gibi gerçekten orada ölü zaman Evet. Yani orada geçirilen zaman aslında çok da iyi bir zaman değil. Evet bir şeyler öğreniyoruz mutlaka birbirimizden haberdar oluyoruz. Bu zaman. güzel bir şey Didemciğim. Ve bir dozu olmalı değil mi bunun? E bir de şöyle bir durum var. Karın kaslarını paylaşıyorlar, hastalıklarını paylaşıyorlar, işte kavgalarını paylaşıyorlar, şiddeti paylaşıyorlar. Hı hı. Yani eğer ki siz durduk yere bir sanatçı olabilirsiniz, normal bir kişi de olursunuz. Sonra böyle çek onu, karın kasını paylaş. Bu nedir? Bana değer ver. Ben dikkat çekmek istiyorum. Hı hı hı. Bir aşağılık kompleksi olabilir bu. Ha sonra. böyle şeyler var Tabi Tabii yani, yani sürekli kendini kendin evet, şeyleri evet. iyi taraflarını gösterenlerin aslında altında yatan psikolojik bir neden var. Takdir e, alma dörtüsüyle yapıyor. yapıyorsun. Demek ki bir şeyler eksik. Oradan almak istiyorlar evet, onları. Evet. Yani Benim ben almak. değerliyim duygusunu hissetmek, hissettirmek istiyor. Bunu yapan sanatçı arkadaşlarım da var mesela bana psikoterapiye diyorum ki yapma. Sen sanatçı olarak gizemli olmalısın. Seni merak etmeliler ki e, sana daha çok hayranlık duysunlar. Hı hı. Yani bir insana Ama hayran. Ama bence şu an insanların yüzde sekseni yapıyor. Yapmayan da ben bir şeylerden eksik kalıyorum hissine giriyor. Bir sonraki sefer. İşte yapıyor. bu böyleyse artık i̇şte. siz psikolojik olarak bir bağımlısınız. Hı hı. Sosyal medya bağımlısınız. Hı hı. Hep bunu soruyorlar. Hocam ben dört saat girdim, üç saat girdim. Hani bunun hastalık boyutu oldu nereden anlarım? İşte seni söylemiş oldun gibi. Aynen. Peki, öyle. Bağımlı olmamak için ne yapacağız? Yelda yani elimizde benim işim gereği zaten çok fazla elimde. Biz belli bir kararlar aldık Aslan'dan dolayı. Dörtten sonra elimize telefon almıyoruz ama e, yani normalde hayatın içinde bir iş yapacağız. İş birliği, içerik hazırlayacağız. Devamlı elimizde o telefon. Bence o düzen dedin. kişinin elinde. Düzeni kendi kuracak, disiplini edemiyorsa bırakacak. Yani Sefer, Ya hep e, ya hiç var ya. Gerçekten. Nasıl, yani. nasıl Hayat olacak? Yani Kendimizi nasıl, nasıl disiplin edeceğiz? Ben dört yıldır telefonlayayım, Sporumu da yapıyorum. Gezmeye Bravo. de gidiyorum. Eşimle özel vakitlerim de var. Evde kedilerimle de ee, çok mutluyum. Müzik de dinliyorum, sosyalleşiyorum da, geziyorum da. Hayat yani hedeflerim var çünkü değil mi? Aynen Hayat amacın var işte bu. O hep bir disiplininde. Yani belli on, bir zaman aralığında mı telefonu evet. eline alıyorsun? Aynen öyle. Mesajlar, yapar. günün günün belli bir vakti orada. Çünkü hmm. benim de işim orada. Evet. Göstermek, paylaşmak, insanlarla iletişim kurmak üzerine ama kendi vakitlerimden çalmıyorum. Hmm. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Peki, ama öyle olan çok var. mesela bu kadar ilgilenince ve burada vakit geçince mutlaka insanların üzerinde yaratı bir negatif etki var. Hı hı. Bunlar neler mesela sonra nelerle başa çıkmaya çalışıyor insanlar farkında değiller. Ya bir kere sosyal izolasyon oluyor. Artık siz bir yalnızlık duygusuna kapılıyorsunuz. Hı hı. Bir depresyon geliyor, bir sıkıntılık duygusu geliyor. Yani artık sizi hiç kimse mutlu etmiyor ve kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz. E sonra ne oluyor? Neden ben böyleyim? Neden ben şöyleyim? Ya yapabileceğiniz iki tane şey var. Bir kere ee, arkadaşlarınıza deyin ki ben uzun bir süre ya da beş gün dört gün bu sosyal mecrada olmayacağım diye bir haber verin. Hı hı. Bunun sebebi şu. Eğer ki siz onlara bir haber verirseniz kendinize duyduğunuz sorumluluğun dışında ha bak ben ona söz verdim. Ben bu sözü yerine getirmeliyim yapacaksınız. İki kendinize hedef koyun. Mesela aklınız fikriniz ya da işte gözünüz gitti, eliniz gitti hemen onun yerine bir bulmaca çözün. Bir Hı. kitap okuyun ya da gidin hemen ayağa kalkın gardırobunuzu temizleyin. Yani kendinize yararlı bir şey yapın. Ne olursunuz? İşte birilerinin hayatını bu kadar merak etme, karın kaslarına vak vak onu yapmak, bunu yapmak. Siz zaten değerlisiniz. Hı. Yani her canlı çok değerlidir değerli olduğunuzu kendinize de kendinize yatırım yaparak ancak anlayabilirsiniz. Spor yaparak, egzersiz yaparak. Arkadaşınız açın sohbet edin. Yani ne gerek var oralar? Bir de atışmalar yapıyorlar. Bak bu daha da tehlikeli. Yorumlarda. Sinirleri bozuluyor. Ne gerek var ya bunu yapın. Çıkın dışarıda yürüyün. Özellikle ben eskiden, belli kişiler var herkese yorum yapan tek günlük işi bu gibi yani orada yaşıyor. Ben eskiden evet. böyle bir, bir haber gördüğümde ve benim de ilgilendiğim gerçekten ya beni üzdüyse ya da mutluysa bir şey yazardım altına. O bir şey yazınca onun altına yüz kişi daha evet. yazıyor hatta sen niye yazıyorsun falana kadar. Böyle hayatımı sorgulayan, saçma sapan şeylere maruz kalmaya İremciğim, başladım. ben geçen gün psikolojik bir yorum yaptım. Artık hangi sanatçıyla alakalı olduğunu hatırlayamıyorum. Ama hadi ben de yapayım dedim. Sonuçta uzman kişi olarak Dedi ki birisi yazmış psikolog olduğunu emin misin diploman nereden? Ah işte böyle böyle yani. soruyor. Yani ben güldüm şimdi ona mı cevap vereceğim? Ama diplomamın nereden olduğunu ben zaten biliyorum yani hmm. kendimi de biliyorum hiç bunlara gülüp geçeceksin. Acıtmak yani rahatsız edici. Mutsuz olan insanlar e, hemen bir karşı tarafı da bir geriyim orada bir evet. şey başlasın. Çünkü Yazmıyorum gerginlikten abi. besleniyor sadece. Bravo, bravo. Ee, o olsun hayatında bir şey renk ya. Yani, Yazıyorum, bakıyorum 100 tane yorum geliyor altına sonra Pat diye bir siliyorum, oh diyorum. Aa, ben, de hiç, <laughs> ben hiç, ben <laughs> hiç yapmam, hiç yorum da yazmam. Ama sevdiğim e, belli başlı kadınlar var, Onlara her gün bakarım, kalplerimi beğenilerimi koyarım. Onlar beni motive eder, Oy ben canım, de onları. Sosyal gündem'i <laughs> etkileyen bir şey olursa fikrimi <laughs> ona da yazmam. Ben fikrim bana kalsın. Yani orayı yazınca işte bunlar e, oluyor. Yeniden söylediği gibi şeyler Burada oluyor. Orada öyle bekleyenler var çünkü. Negatif Tadı kaçtı ya. Eskisi gibi böyle eskiden yemek paylaşırdık. 10 sene önce resim koyardık. Köşe koyardık olurdu. Çok güzeldi sosyal medya. Hı -hı. Ama şimdi öyle değil. Hı -hı. Şimdi daha çok birbirimize de sardığımız aslında ve dengemizi bozduğumuz bir yer. Evet çünkü yani o kadar zaman geçiyor ki e, yani insan hani birkaç saat sonra mantıksız olmaya başlıyor. Bu çok normal bir şey değil mi sizce? Hı -hı. Şimdi biz de burada televizyon programı çekiyoruz. Bu beş saat olsa böyle saçmalamaya başlıyor. <laughs> Tabii. <Çünkü gülüyor> gerçekten öyle yani insanoğluyuz biz. Öyle. Bir sürü duygumuz var. Şimdi yarım saat tamam güzel ama sonra gidecek. O yüzden her şey denge işte bu terazi evet. niye burada? Net bu. Bu de terazi niye burada? <gülüyor> <gülüyor> Net Diyor ki Yelda gelirken de. terazisiyle gelmiş yine ee, daha <laughs> hep gördüm. Hep bizi hatırlatıyor çok güzel. Hatta bu kalsa mı biz de bir terazi alalım bence masaya işte dengeli e, iletişim, e, dengeli e, konuşmak filan. Evet. E, bunlarla ilgili de aslında bizde de olabilir diye düşünüyorum ben. Bu terazi olduğu için herkes beni avukat zannediyor. <laughs> ya ilk, ilk ben de öyle e, dedim ki ne alaka. <laughs> Ofise yani gelenler diyorlar ki avukat mı bakıyorlar diyorum ki hayat bir terazidir diyorlar. Ki, ne demek bu terazi diyorlar. E denge. Denge değil mi sizce? Hı hı. Şimdi ben burada dengesiz konuşursam olmaz değil mi? Ben bir de dengede. çağrıştırdığı da hı. hak hukuk. Hak hukuk. İşte onun için avukatları yeme, temsil şey eden. De yani daha başaran farkıyla biliyorsunuz. İyi yaşam sanatı olarak efendim köşe yazıyoruz. İyi yaşam sanatı nedir? Yani sanat bir yorum katmak, bir fark yaratmak demek ki yapmışız. Hı hı. Vallahi evet. ben sevindim. Evet, çok o zaman güzel. konumuza gelsek mi? Hadi gelelim. Hadi. Hadi bakalım biz bugün bunu niye getirdik? diyet yapanlar için getirdik. Değil hı hı. mi? Terazi diyeti diye bir benim diyetim var efendim. Diyorum ki yemek yerken hep şu soru soruluyor. Hocam ben ölçüyü nasıl kaçırmayacağım? Nasıl kilo almayacağım? İlla bir diyetisyenime gitmem lazım. Bir psikoterapist bulmam lazım diyorlar. Ben diyorum ki gözün önünde bir terazi canlandır. Hı hı. Terazinin sol kefesi vicdanının sesi. Sağ kefesi de yazın ulaşmak istediğin o hayallerine <laughs> kavuşmak istediğin. Şezlong'daki görüntün. Sağdaki. Evet o sağdaki Peki ve canın mesela ne istedi? Bihter çikolata genellikle çok istiyor bir gecenin vaktinde. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bunu istedi değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu yersem acaba Şezlong'daki görüntüme ulaşabilir miyim hayalini kurduğum? Diyeceksiniz. Ve bir vicdan terazisi. Bir vicdan olacak. terazisi olarak şöyle bir sesini yoklayacaksın. Bugün ben egzersiz yaptım mı diye soracaksın. Yapmadın. Bak <laughs> bunu buraya koydun. Hangisi ağır basıyor? Egzersiz yapman gerekiyor. Vicdanının sesine göre de yememen gerekiyor. Ondan sonra direkt bunu bırakacaksın. Mesela diyor ki aman canım hocam fındıktan da hiçbir şey olmaz. Ben en iyisi gidip bir fındık yiyeyim diyor. Ben de diyorum ki sen bu fındığı ye böyle avuç avuç yersen. Zaten 500 kalori yani bir tane tabak yemek yemiş kadar olacaksın. hamburger kadar olacak. E bir şey yapar mı diye, Evet fındığı da parmak hesabı yapacaksın. Mesela işte 5-10 tane yiyebilirsiniz. Bunları da buraya koyacaksın gecenin bir vaktinde. Acaba yesen mi yemesem mi diye. Ama bakıyorsun saat 12. Allah! Hiç de egzersiz yapmadın. Vicdanla soruyorsun. O zaman diyorsun ki 1, 2, 3, 4 tanecik yiyeyim diyorsun. Sonra bakıyorsun terazin neresi vicdanının sesi yukarılara basıyor. Demek ki sen o zaman kilo almayacaksın. Sabah da ne oluyor biliyor musunuz? Ölçüyü kaçırmadığınız için. Böyle kalkıyorsunuz, kalkıyorsun. Karınla kalkıyorsunuz. Oh diyorsun ben başardım bugün de yapayım. Ama sen eğer ki geceden bunu halledemezsen, iradeni her bir etmediğini hisseder. Aman canım battı balık yan gider deyip ondan sonra devam edersin. Peki psikolojik olarak benim iştahımı ne açıyor diye soruyorsanız ben de size acaba mutfağınız hangi renk diye soruyorum. Hangi renk mutfağın? E, bunu geçen sefer de konuşmuştuk. Evet bir daha. Bir açıyor. Bizim mutfak bak şuradaki kahverengi var ya. Canım benim senin küle almaman imkansız zaten senin. Beyaz. Tamam sen almıyorsun. Evet efendim. Görmüş olduğunuz kapakları beyaz. Hatta renksiz Olur mu üst kapakları beyaz arası böyle renksiz. Benimkisi pembe Ay, ve yeşil. Neyse oydu taşındığımda Hiç değiştiremedim. Değil. Değiştireyim Kapak aldın mi? aldın mı? Mutfak yani sıcak olmasın. Hafif aldın söylenmez bu ama yani birazcık <laughs> bu renk değiştirmen gerekiyor kahverengi. Şimdi efendim görmüş olduğunuz elimde renkler var. Eğer ki iştahınızın açılmasını istemiyorsanız siz sarıdan kırmızıdan ve turuncudan uzak duracaksınız. Ama iştahım kapansın ben çok fazla yemek yemek istemiyorum diyorsanız tabaklarınızı, çatallarınızı, peçetelerinizi pembe, mavi, yeşil ve siyah yapın. Mor da yapabilirsiniz. Bu renklerde de iştah kapatıyor. Tekrar söyleyelim mi? Eğer ki iştahınız açılmasını istiyorsanız. Kinadir renkler. Kırmızı, Sarı ve kahveden kesinlikle uzak durun. Eğer ki kapanmasını istiyorsanız mavi, yeşil, pembe ve siyah tonlar hakim olsun. Bunlar da gerçekten çok çok etkili. Hı hı. Sen Senin var, ne sen? renk Didem? Hangisi, neresi mutfak mı? Mutfak servislerin, tabakların. Benim servislerim, tabaklarım e, pembe, beyaz ondan sonra. Süper güzel Aa, bunlar. Iyi. Mimoza desenli var bir tane. Hmm. Ondan sonra sarı tonları o işte açıyor o galiba. Sarılar açıyor. var. o Öyleyse. sarılar var. Onu derhal değiştirmem <laughs> lazım. Bugün değiştir onu. Evet. Benim hepsi beyaz gri. Bak ben bugün neden yeşil giyindim? Ben de çok evet, var. Evet, onu soracağım. Evet, hadi Detoks, bakalım. Yes, Çünkü sosyal medya ile yenilen diyorum. Detoks, sağlıklı yaşam ne ifade ediyor? Yeşili. Yeşili ifade ediyor. Yeşil aynı zamanda güvenin de rengidir, sağlığın da rengidir. O yüzden yeşil giyindim. Şimdi bana var ya önüme. Bal da getirseniz petek bu asla yemem. Çünkü işlem Hı -hı. kapanıyor yeşille. Mesela pembe rengi çok sevdiğim zamanlarda şöyle bir düşünmüştüm. Bir ara evimin her tarafı pembe. Çünkü ayrı bir eve yerleşmiştim. Köpeğimle birlikte yaşıyordum. anneme özlemişim. Pembe anne şefkatinin rengi Hı -hı. olduğu için pembe kullanıyordum. Bir arada tüm yatak odası ve ev mosmor. Cık, Allah Allah diyorum <laughs> her şey mor. Ben niye mor alıyorum? Kitap yazıyordum çünkü hayallerin rengi olduğu için. Ve hmm. paranın da rengi olduğu için kitabımız çıktı ama henüz parayı kazanamadık tabii ki mora devam edeyim ben. <laughs> ama morunda öyle bir şey var. Eğer ki ilham gelmesini istiyorsanız mor renge yaklaşabilirsiniz. Peki mesela bir iş görüşmesine gidiyoruz. Çok güzel soru. Evet, çok etkileyici ve dengeli olmak istiyoruz, işi de almak istiyoruz. Öneri tamam. var mı? Öneri var. Tabii ki iki tane renk. Öncelikle lacivert renk. Eğer ki siz lacivert bir renkle giderseniz, ben hazırım. Bu proje tam bana göre. Hmm. Benim düşüncelerim sizi ikna edebilir diyorsunuz. Bir de beyaz. Beyaz da güvenin rengi, berraklığın temizliğin rengi olduğu için size güvenebilirler. Yani iş görüşmesine giderken ya beyaz ya lacivert. Peki date e hmm. giderken ilk date? <laughs> Vallahi hayatı onu bilemedim. Ne Sence? imaj vermesiyle ilgili. Sence? <gülüyor> <gülüyor> yani sen ne ne anlatmak istiyorsan. Aa, i̇ştah evet, evet. kapansın öyle. Mesela abici <laughs> çok ciddiyim. Anca evlilik olursa görüşelim diyen bir kadın hmm. ne giz? Hmm. Ya diğeri de ben takılıyorum ve ciddi düşünmüyorum. Ciddi, ciddi düşünmüyorsanız hemen kaçıp gitmesini istiyorsunuz kahverengi. Kahveyi görünce zaten biliyorsunuz ki böyle fast food <laughs> e, reklamlarında <laughs> evet. da ya da gittiğiniz böyle ayaküstü atıştırmalık yerler niye hep kahverengi olur? bir an önce yesin gitsin diye yapıyorlar Hı, hızlıye kalk tabi tabi e, hoşlanmıyorsun gideceksin görüşeceksin sen kahverengi ama yanında bence bir de hoşlanada bilirsin yani yanında da yedek bir şey her ihtimale karşı diye <laughs> değil mi yani her ihtimale karşı kahverengi olsun ben hiç sevmem kahverengiyi mesela ben de pek bir sevmem. de gri kahverengi sevmiyorum. sevmem Hı, aynen Ama Peki. kahvenin bu har şey tonu taba tonu güzeldir mesela. Hı. Mesela sarı renginde şöyle bir özelliği var bunun açık renkli olanı insanda böyle güneşi yazı anlatıyor neşelendiriyor ama koyu ton olduğu zaman da kasveti. E, Pardon ifade evet ediyor. hemen bir karamsarlık geliyor. Evet mesela şimdi sizin bu deko oh, e, turuncu değil mi bunun daha koyu olanı. O yüzden ondan hep uzak durun diyorum ben. Eğer ki sarı tercih ediyorsanız neşe için kesinlikle. Bizim stüdyonun ışıkları doğru Peki, mu? Çok e, güzel. Evlilik Çok. E, düşünüyorsan sadece görüşelim demek istiyorsa ne giysin? Aa, bak bir de şöyle bir şey var. Artık bilemem e, ama <laughs> şu mavi renk var ya mavi renk. Güvenir rengi bu mavi renk. Mavi ha. renk olabilir. Mavi giyebilir. Evet yani. mavi giyebilir. Peki bu arada e, yanlış yapıyor olabiliriz. Doğru da yapıyor olabiliriz. Destek alıyoruz ama çocuklar Hangi renkten etkilenir? Nasıl ortamlarda hmm. olurlarsa daha sakin ya da daha iyi ders yaparlar ya da daha sakin olurlar ya da daha iyi uyku uyurlar? Evet genellikle... Çocukları şimdi... etkiliyor mu renkler? Ee, onlar da insan sonuçta tabii ki hepimizi etkiliyor ama kızlar genellikle pembe işte diyoruz ya şefkatin rengi. Erkekler mavi diyoruz ama hepsi için geçerli. Eğer ki çocuğunuzda bir hiperaktifte varsa kesinlikle şu kırmızıdan, kırmızıdan ve sarıdan evet. uzak tutun. Sakinleşmesini istiyorsanız, konsantrasyon istiyorsanız sen olma mesela siyah. Aa bizim odada var siyah ve hmm. kemik bizim odada. Mesela Einstein, Einstein bütün evinin böyle çalışmalarını yaparken odaların e, perdeleri hep siyah olurmuş ve kapatırmış. Gün ışını da kapatırmış. Siyahların içerisinde projeler üretirmiş. Einstein'ın hmm. rengidir siyah mesela. Derinleştiriyor. Konsantrasyon odaklıyor. rengi gerçekten e, zaten hep siyah tercih ediyoruz biliyorsun. Sen senin olana yap o oda olabilir. öyle zaten siyahlı. Uyukmazlar için eğlencelin. Evet. Yapmanız gereken şey perdeyi kapamak, şu cep telefonlarını kapamak, daha sonra da güzelce uyumak. Bizim için de aynı şey oh, geçerli. Evet lütfen. yine nasıl akta gitti? gitti mi, yine programının bitti. E, anlayamadım gerçekten. Biz bu bir de süremiz uzadı yine <laughs> bizim ona rağmen. ona rağmen yetiştiririz. Bize yetmiyor Ama abi. çok e, keyifli bir program. Çok Mutlayım diye söylemiyorum. Ben tüm yapım ekibine teşekkür ediyorum. Kim Biz için? de size ayağına e, sağlık geldi. Bizim. Artık sürekli geliyorum ben haftaya da gelirim. Gel, Kesinlikle. ne zaman istersen. Hatta yayın süresi uzamış birlikte sunalım <gülüyor> <gülüyor> ne zaman istersen gelirsin. Bak Reji burada. Bak. Yönetimi evet. ne diyor? Evet diyor. Kim içine ve bütün ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Harika bir programdı. İnşallah haftaya tekrar görüşürüz ya da sonraki haftalarda. Evet Gedancığım teşekkür Çocuklarla başladık şimdi. Okul öncesi eğitimi konuşacağız. Ee, bakalım evet. okul öncesini atlattık ama nasıl atlattık sorma. Konu Hadi bakalım. Alabiliriz. Çok teşekkürler. Ben tekrar. teşekkür ederim. Harika ayrı sizlerle olmak. Okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Okul öncesi aslında en önemli dönem. Aslında nasıl ayakları üstünde duracağını da çok iyi öğreniyor. Küçük yaşlarda yabancı dil eğitimi almanın faydaları nelerdir? Kendi dilini söktükten sonra bunun yanına bir yabancı dil koyabiliyorsanız... Eğitimci Kudret Koç açıklayacak. İlk dönem aile anneden kopuş çok zor oluyor. Son yıllarda kanser hastalığı neden artış gösterdi? 25 ile 30'lu yaşlarda da kanserli vakalara çok sık rastlıyoruz. İşlenmiş gıdalar devreye çıktı, bozuk gıdalar devreye çıktı. Kanserden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? Mevsimsel meyve sebzeyi tüketmek lazım. Paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ertan Cevizci anlatacak. Sizin vücudunuz dinç ve ayakta olursa tüm hastalıklarla evet. mücadele edersiniz. Az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Evet sevgili izleyiciler şimdi yanımızda eğitimci Kudret Koç var e Kudret Hanım hoş geldiniz hoş nasılsınız bulduk. çok teşekkürler çok iyiyiz hoş geldiniz tekrar hoş kıymetli bir eğitimci evet Aylin dedi ki program var, baş... tam Didem bak senin dedi konular dedi okul öncesi biz aslında evet. benim oğlum 7 yaşında okul öncesini bıraktığımız evet. için dedim ki okul öncesini bıraktık ama e, ilk konuya girerken Bazen de böyle içimden çok küçükken de onu göndermiştim yurt dışında. İçimden hep böyle bir ses acaba yollasa mıydım, yollamasa mıydım, kalsa mıydı çok mu erken? Okul öncesi eğitim gerçekten çocuklar için gerekli mi? Ve bunun yaşı kaç olmalı? Aslında sizin duygularınızı bütün anneler yaşıyor. Yani her gün bunu görüyoruz, yaşıyoruz evet gerçekten annelerin çocuktan ayrılma evet. süreci çok zor. Çok aslında çocuklar kadar anneler de zorlanıyor bu dönemde ayrıl sürecinde. Tabii ki okul öncesi aslında en önemli dönem. Eğitim hayatının başlangıcı ve çocukların bireyselleştiği, artık kendilerini keşfettikleri, çevrelerini keşfettikleri, aslında dünyayı keşfettikleri bir alan ve okul öncesinde iyi bir eğitim alan çocuk ileride otonom bir birey olabiliyor. Bununla birlikte tabii aslında nasıl ayakları üstünde duracağını da çok iyi öğreniyor. Otonomi çok önemli çünkü hayatımızda. Bununla birlikte Otonomi ileriki... Otonomla neyi kastediyorsunuz? yani bize? Çocuğun aslında kendi kendine artık Hı -hı. bir şeyler başarabilmesi. Çünkü çok biliyorsunuz güzel. bu yaş grubunda özellikle biz Türk ailelerinde biraz her daha anneannelik oluyor. için her şeyi anneler yapıyor bununla birlikte evet arka planda işte bakıcılar çalışıyor. Hmm. Bir takım yardımcılar oluyor evde. Aslında bu yardımcılar iyi bir şeyler yaptıklarını zannederken genellikle çocukların gelişimine aslında büyük oranda zarar veriyorlar. Ben buna katılıyorum. Çünkü her şeyleri hazır yapılıyor. Hmm. Çocuk hiçbir şey yapmayı öğrenmiyor. O yüzden bunu öğreneceği yer işte bir eğitim kurumu. Orada disiplin alıyor, hayatının rutinini öğreniyor, bir şeyleri programlamayı öğreniyor, bir şeyleri yapması gerektiğini de öğreniyor, sorumluluk almayı öğreniyor. Kesinlikle çok haklısınız. Bununla birlikte tabii çocuk sosyalleşiyor hı hı. Anaokulunda, okul öncesi eğitimde. Çocuğun sosyalleşmesi çok önemli bir Yaşıtları süreç. Yaşıtlarıyla beraber evet. olması çok evet. önemli. Biz bazen yazın yurt dışında seyahat etmeyi çok seviyoruz eşimle. Aslanı da götürüyoruz. E çocuk belli bir süre sonra bir hafta bizimle vakit geçiriyor, ikinci hafta yaşıt yok, üçüncü hafta yok. Bir ayı bulunca e böyle bir kısa devreler olmaya başlıyor tabii evet. ki aramızda. Sıkılıyor. Çocuk sosyalleşmek istiyor. Tabii. O yüzden okul Kesinlikle. ya eğitim yeri ee, yaşından sonrası yani 7 yaşından sonrası ama 7 yaşından önce hem eğitimle hem eğlenceyle oyunla onlar orada çok iyi vakit geçiriyorlar. Peki bunun yaşı kaç olmalı sizce? Aslında e, dünya genelinde yaş 2 e, yaşa kadar düştü okul öncesi. Hmm. Yani birçok ailede artık 2 yaş e, bununla birlikte tabii ailenin çalışması çok önemli bir hmm. faktör ama bununla birlikte çocukların ihtiyaçları artmaya başladı. Yani çocukların okulda olma ihtiyacı artmaya uyaranlar başladı. Çünkü çok fazla uyaranlar olduğu çok. Için. Çocuklar evde, evlerinde çok efektif şey zaman geçiremiyorlar. Evet, ekran bağımlılığı çok yüksek oranda. Bizim de gördüğümüz bir şey. En çok zorlandığımız aslında konulardan bir tanesi bu yaş grubunda, özellikle en küçük yaş grupları başladığında. Tabii ki iki yaş grubunu oyun grubu diyoruz. Onlar tam gün hani okulda kalmak zorunda değiller. Birkaç saat sosyalleşmek için ve bir takım Beceriler kazanmak için hı hı. hayata bir at Adım atmak için bir de bizim gibi sokakta oynayamıyorlar. Biz sokakta evet, evet o, o da dezavantaj. Bunların da de ona ihtiyacı var. İki yaş tabii ki gerekli ben e, hatırlamıyorum Hı -hı. tabii yaş, ama... Hani i̇ki yaş <laughs> ne kadar küçük biliyor musun aile? Vallahi sokakta... Daha de... bezliler iki yaşında. Ama sokakta anneyle, bahçede arkadaşlarıyla biz çıkabiliyorduk. Ama sadece işte iki saat bırakırdım gündüz. Evet. Hem ben kendime bir zaman alayım çünkü yardımcı kimse yok. Bir nefes alayım diye bırakırdım. Evet. O da arkadaşla iki aldım verdim oyun oyun, oyun oynuyordu. Zaten Zaten üçüncü hafta hasta oluyorlar tekrar ateşleniyorlar yatıyorlar. Peki bunun için ne düşünüyorsunuz da çok zor değil mi? Mesela kısır döngü gibi hastalanıyorlar ateşleniyorlar eve geliyor üç hafta sonra başka bir tane geliyor. Bunu nasıl yani nasıl bir döngü bu ve bunu nasıl As kısa, yani. ...sağlıklı bir şekilde okulda yerine oturtabiliyorsunuz. İlla oluyordur. Şimdi o da aslında çocukların emin sisteminin gelişme Aynen, süreci. Tamam. Yani Hiç çocuk iyi ilk defa şey dış dış bir dünyayla karşı karşıya kalıyor okulda. Yıllarca bizi böyle kandırdılar. Evet, evet ama Gerekli gerçek. diye kuvvetlenecek bazı... Tamam, gerçek Uluksuz gerçekten. E, şimdi genelde anaokulunda hani bunu yaşamamış olan çocuklar zaten ilkokul döneminde yaşıyor. Şimdi anaokulu daha çok çocuğun aslında biraz önce de söylediğim sosyalleştiği, arkadaş edindiği, dünyayı keşfettiği, işte bir takım aktiviteleri öğrendiği Hani el becerilerinin, ince motor becerilerinin geliştiği bir yer olarak düşünülürse çok akademik değil. Ama çocuk ilkokula başladığında akademik süreci başlıyor. Yani çocuklardan hı hı. beklentilerimiz artıyor. Hı hı. Bütün dünya olarak ve özellikle ailelerin çok hani bu konuda beklentileri yüksek oluyor. Çocuğu başarılı olsun istiyor. Dolayısıyla çocuğun hani önceden bu e, ıı, ümün sisteminin bu ortamları hazır olması ilkokula başladığında daha çok hani çocuk okulda olabiliyor. Dersine odaklanabiliyor. Evet dersine odaklanabiliyor. Ya. oraları geliş oluyor artık. oluyor. Evet evet siz de hani yurt dışında yaşamış biri olarak bilirsiniz. Hani yurt dışı bu konuda biraz daha bizden e, cüretkar ve daha cesur <laughs> davranıyor. Yurt dışında hmm. yetişen bireyler dolayısıyla onlarda daha hani. Okulları almıyorlar erken... orada Aşı karnen hmm. tam değilse küçük hmm. falan dinlemiyor. Burada öyle olduğunu zannetmiyorum. Burada da öyle mi? Mecburiyetiniz var mı? Şu Tabii. Aşıları tamamlamadan başlayamaz okula diye. Tabii bazı hmm. aşıların mutlaka yapılmış olması evet, gerekiyor. Böyle bir evet. zorunluluk Peki var. erken okuma yazmayı sökme. Şu ara herkes bunları konuşuyor. İşte 5 yaşında okuma yazmayı öğrendi. Anaokulunda yabancı dil dersi alıyor çocuğun falan diye. E, hedef bu mu gerçekten? Aslında anaokullarının yani biz kendi kurumumuz olarak beş tane temel kazanımımız var. Hedeflediğimiz kazanım var çocuklarla ilgili. Yani bu tabii ki bu okuma yazma değil. Yani okuma yazmayı hani hazırlık sınıfı dediğimiz ilkokuldan önceki yıl yavaş bir giriş yapabilir çocuk. Ama diğer kazanımları çok daha önemli. Okuma yazma zaten her çocuk öğrenecek bir gün ve bir şekilde öğreniyor. Ama diğer kazanımlar dediğimiz bu beş kazanım çok önemli. Bunlardan bir tanesi... Çocuğun bireyselleşmesi artık yani e, kendi kendine aslında bir takım becerilerini geliştirebilmesi hı. bir tanesi yabancı dil eğer hani hedefliyorsa aile bence çok önemli bir şey hı. yabancı dil çünkü artık hani tabii bütün dünya, insan dünya olmak için yani dolayısıyla ikinci bir dilin Malum, gelişimi hı. aslında tabii öncelik ne? kendi aslında anı dilini çocuğun ee, kullanabilmesi öncelik bu olmalı ki yabancı dil ikinci sırada geliyor. Hı hı. Dolayısıyla o çok önemli. Yani çocuğun kendi dilini söktükten sonra bunun yanına bir yabancı dil koyabiliyorsanız yani kurum olarak ve çocuk da bunu başarabiliyorsa bu hani çok büyük kazanım aslında çocuk mi? için. tabii. Aha. Çünkü ileriki yaşlarda biraz daha zorlaşıyor. Yabancı dil kullanımının aslında çocukların yabancı dil öğrenmesinin şöyle de bir önemli fonksiyonu var. Yapılan bütün çalışmalarda 2 ile 6 yaş arasında Aha. çocuk yabancı dile başladığında çok daha iyi kullanabiliyor. Bütün grameriyle, hı hı. O çocuk gerek yabancı dilin gerektirdiği bütün aslında becerilerini geliştirebiliyor. Daha hızlı kavrayabiliyor Tabii yani. Tabii bununla birlikte, bununla birlikte e, beyinsel fonksiyonların daha iyi çalıştığı, hı hı. yani yapılmış olan çalışmalarda beyinsel fonksiyonların daha hızlı geliştiği, e, ortaya konulmuş birçok çalışma var aslında. Hı hı. E, bunun yanında çocuğun e, biraz önce de tekrarladım başta, otonom olması, otonomisinin gelişmesi, Üçüncü, dördüncü çok önemli faktörlerden bir tanesi çocuğun fiziksel aktivitesini yapabilmesi. Aslında okullarda bunu da yapıyorlar çocuklar. Yani evde çocuk hani bakıcıyla ya da anneanne, babaanne ya da anne de olabilir. Yani bunu gerçekleştiremiyor. Düzenli bir hani fiziksel aktivite Şevresinde yapması gerekiyor. Çevresinde dönen insanlar var evde çünkü. <laughs> o fiziksel hazır aktivite geliyor, Her tabii. şey hazır geliyor, oyuncakları hazır geliyor, arkasından toplanıyor falan. Hani. Okulda Ama kendi okulda... yiyor. İşte bunları evet. kendi, kendi yapması yapıyor, bence kendi ailelerin yapamadığını <laughs> okul yapıyor diyebilirim. Çok güzel o Biz gibi, kıyamıyor. yataklarını seriyorlar. Ne kadar yoga metleri gibi böyle evet. matların üstünde yatıyorlar. Yumuşak yatakta öyle uykusuna yatıyorlar Şunu çünkü. Şunu düşünenler var o zaman bunu köre açıyoruz. Yani çocuğum erken başlarsa okul öncesi de başlatırsam sonra okuldan çabuk soğur. Yani zaten okuyacak senelerce niye okul şimdi gönderiyorum gibi diyen yani var. Eğlence e e geri gibi böyle evet. çok keyifli. Yani çünkü gün günün akışı o kadar güzel geçiyor ki çocuklar için bir program var. O program doğrultusunda öğretmenlerini zaten çok seviyorlar hı hı. çünkü onlarla anne sonraki ilk onların hani yaklaştığı beraber kendini iyi hissettiği güvendiği insan Dolayısıyla o günün akışı içerisinde aslında çok eğlenceli geçiyor hı hı. Çünkü bir program akışı var bir şey daha belirtmek istiyorum aslında çocukların gelişimlerinin olumlu yönde olabilmesi için çocukların bir çerçeve ihtiyacı var hı hı. Yani hangi çocuk şey hangi saatte günün hangi saatinde ne yapıyor çocuk Hı hı. Evde kalan çocuk işte istediği kadar yatabiliyor, dinlenebiliyor ya da işte ekrana bakabiliyor bazı çevrelerde ee, ya da işte istediği zaman istediği hareketi yapabiliyor. Aslında okullarda çok bu olmuyor. Okullarda bir program var ve bu çocuk hangi saatte ne yapacağını biliyor. Bu da çocuğa aslında çok hani güven ortamı sağlıyor. Çocukların güven ortamına ee, güven ortamında hissetmeleri için aslında bu çerçeveye ihtiyaçları var. Aa, ben yani de eğitimcilerin çok e, bir eğitmenimizin söyledikleriyle de net tavsiye edebilirim. Çünkü evde gerçekten altı zaman o tabletler, o televizyon filan onun yerine yaşlı arkadaşlarıyla orada vakit geçirmesi her türlü sağlığını olumlu etkileyecektir. Ama başta böyle bir isteksizlik oluyor ya daha küçücükler zorlanıyorlar, evet. ağlıyorlar. Ya benimki gidemedi, benimki istemiyor diyen çok arkadaşım da var. Böyle vazgeçenler de Var. Ama o alışıyorlar süreci, galiba e, O süreci şimdi, kurum nasıl atlatıyor? Şimdi oryantasyon tabii dönemleri var çocukların. Biraz önceki konuya hemen dönecek olursak yani çocuğun ekrana bakma ya da bir tablete bakma. Mesela biz şöyle bir olay yaşadık. Çocuk okulda yemek yemiyor. Hiçbir şekilde yemiyor. Arkadaşları yiyor o yemiyor. Daha sonradan fark ettik aileyi tabii görüşmeye çağırdık. Psikolog, pedagogumuz da oradaydı. Şunu öğrendik. Çocuk ekrana bakarak yani bir tabletle ha, yemek olmuş. yiyormuş. Ve o tablet okulda olmadığı için çocuk uzunca bir süre yemek yemedi. Ama sonradan diğer arkadaşlarının yemek yediğini gördükçe zaman içerisinde o çocuk adapte oluyor. Şimdi oryantasyon süreçleri için öncelikle ben hani hiçbir çocuğun zorla okula başlatılması, anaokuluna başlatılması gerektiğini düşünmüyorum. Çocuk, her çocuğun bir ritmi var, her çocuğun bir zamanı var aslında. O zamanı beklemek gerekiyor. Ama çocukların büyük oranda aslında yaşadıkları bir şey bu. İlk dönem Aile anneden kopuş çok zor oluyor. Hı. Anne ya da ona bakan birinci ebe evet. kişi kimse evde ondan kopuşu çok zor oluyor. Ee, fakat bu zaten hani hayatın ileriki dönemlerde yaşayacağı bir şey. Biz kademeli olarak yapıyoruz bu oryantasyon sürecini. Öncelik tabii anne de anne ya da baba ebeveynlerden bir tanesi sınıfa girebiliyor. Bir yarım saat. Bir şeyi hatırladım. <laughs> Aslında ilk bırakışımızı Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bazen ben böyle geçmişe gittiğimde tuhaf geliyor bana. Evet. Aslı aynı sizin anlattığınız gibi oryantasyon denilen şey hani okul açıldığında yapıldı. Biz Aslı'nı aldık. İki, i̇ki, iki, buçuk yaşında daha çok küçük. Düşünün Eylül'de okul açılıyorsa evet. Ağustos doğumlu. iki yaşında götürdük. Hadi biz gidiyoruz dedik. Cam, kapılarda da böyle cam var. Oradan da bıraktıktan sonra bakıyorsun. Şimdi biz el salladık. O etrafı oyuncakları görünce bir böyle heyecanlandı aile. Böyle bir bir yere geldim ben ama nereye geldim? Daha yarım yamalak zaten Türkçe, İngilizce, Türkçe karışık konuşuyor. Öğretmenleri hemen aldı bunu. Bıraktık camdan da bakıyor. Böyle o tatlış tatlış bakıyor sağa sola. De, Selim çekti beni. dedim Allah aşkına gidelim Al, alış, alışacak. Bak ne güzel uslu duruyor. Ay dedim ay ben şanslı anneler dedim evet, duruyor. Evet. Kıyametler koptu çünkü onu bırakıp gideceğimi anladığı için ahtapot gibi sarıldı. Hmm. Yani bu ikinci gün, üçüncü gün belki bir hafta on güne kadar sarkıyor. Yanlış mıyım? Vardır evet, böyle vakalarınız? Şimdi değil mi? genelde ilk gün, bütün aslında siz anlatırken ben tabii bunları her gün yaşadığımız için <laughs> tabii. çok hani bana çok normal geliyor. İlk gün genelde aileler bıraktığında çocuk çünkü. <laughs> değişik bir ortam keşfediyor. Değişik çocuklar var. Onlarla hani bir merak var yani her şeyden önce çocuğun merakı var. Evet. Ve do dolayısıyla anne baba zannediyor ki hep ah, çok iyi ya. Bak hiç ağlamıyor <laughs> falan. Gid gidiyor yani e, benimle konuşmalarında genellikle ben böyle Diyorum ki yani o kadar şey yapmayayım bu hani birkaç gün sonra ağlamalar başlayabilir. <laughs> çok motive etmek istemiyorum çünkü öbür türlü hani bir hayal kırıklığı oluyor veli <laughs> için. <gülüyor> Aslında bu süreci iyi çok iyi anlatmak tabii, gerekiyor veliye. Yani çocuklar ilk sabırlı gün böyle davranabilir. Yani. iki gün sonra ağlayabilir, üç gün sonra ve bu ama ağlamalar uzun sürebilir evet. ama evet. her çocuk alışıyor. Evet. Her çocuk alışıyor ben öncelikle ben de anneyim iki çocuğum var Maşallah. büyüttüm. Evet. Öncelikle şunu söylüyorum bütün annelere çocuklar okulda çok mutlu. Yeter ki güvenli bir kurum olsun. Evet, evet. Hani kurumun Seviyorum. aslında içeriği, sunduğu şey veliye çok önemli ama bununla birlikte ben şunu çok net biliyorum çocuklar okulda çok mutlu. Hı hı. Yani ama okullarını, öğretmenlerini, okullarını severlerse hı hı. orada zorbalık yaşayan ve sürekli stres altında olan çocukların ayakları da geri geri gider. Yani okullarını sevmeleri gerekiyor. İşte burada eğitimcilere gerçekten çok önemli bir iş düşüyor. Gerçekten çocuklarımız size emanet. Size İyi eğitimci... ki böyle güzel kurumlar evet, var. Evet, teşekkürler. Ve Küçücük yaş fırsat verdiniz. Çok evet. güzel. E, çok teşekkür ederim. Evet, insanlar. bize çok güzel. Bir Okul öncesi hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Düşünen anne babalar varsa bu konuda e, onların en azından böyle sorularını cevaplamış olduk. Evet Ayinci. Şimdi doktor Ertan Cevizci gelecek. Yine bir şeyler konuşacağız ama çok teşekkür ediyoruz buradan size. Ee, gerçekten çok mutlu olduk. Yani ee, benim şimdi benim o zaman Bey Doktor beyin öğrenelim. Doktor Bey'e doğru değil. Son yıllarda kanser hastalığı neden artış gösterdi? 25 ile 30'lu yaşlarda da kanserli vakalara çok sık rastlıyoruz. İşlenmiş gıdalar devreye çıktı, bozuk gıdalar devreye çıktı. Kanserden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? Mevsimsel meyve sebzeyi tüketmek lazım. Paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ertan Cevizci anlatacak. Sizin vücudunuz dinç ve ayakta olursa tüm hastalıklarla evet. mücadele edersiniz. Az sonra TV 2'de bunu da konuşalım da. Evet sevgili izleyiciler çok değerli bir doktorumuz yine yanımızda. Doktor Erten Cevizci hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Kendisi iç hastalıkları uzmanı. Evet, merhaba hoş bulduk. Şimdi Sizler de iyi misiniz? Konu? Çok iyiyiz. Çok i̇yiyiz teşekkür hocam. ederim. iç hastalıkları derken ben böyle işaret ediyorum hocam. iç hastalıkları derken şu bölgemizdeki her şey mi diye. Evet, her şey dediğim diyordu ama onun yanında çok önemli bir şeyden bahsediyordunuz fitoterapi'den bahsediyoruz. Evet. Evet. Yani benim e, esas branşım iç hastalıkları uzmanlığı, dahiliye. Ama e, fitoterapi uzmanı olarak da görev yapıyorum. Fitoterapi biliyorsunuz bitkilerle yapılan, tıbbi bitkilerle yapılan bir tedavi şekli. Hı hı. Son yıllarda e, tüm dünyada artmaya başladı. Bizde de çok rağbet gördü. Artık insanlar nasıl doğal e, yaşantıyı seviyorsak, pazara gittiğimiz zaman gezen tavuk yumurtası arıyorsak hep böyle sağlıklı Gıdalar alalım, sağlıklı kıyafetler giyelim, işte boya olmasın, sentetik maddeler olmasın. Yani hayatımızı biraz daha doğal bir e, şekle sokmaya çalışıyoruz. Bu, konuda, bu konuya odaklanmanız da çok kıymetli çünkü iç hastalıkları uzmanlığında her şeyi kapsıyor. Yani büyük hastanelerde e, direkt önce herhangi bir şeyle ilgili hatta hangi birime gitmem gerekiyor diye bile Evet. Dahiliye yani sizlere soruyoruz. Her evet. konuda fikri olan <laughs> evet. hekimlerimizden yüzden çok kıymetlisiniz. Evet, çok doğru bir söylüyorsunuz. E bitüterapi de tamamen bütünsel bir yaklaşım zaten. Evet. evet. Hasta olmamak için de yapılması gerekenleri. Kesinlikle yani sadece biz hastalara önermiyoruz. Koruma profilaksi dediğimiz birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Orada da tabii ki tüm dünyada bu bitkisel e, terapinin çok büyük bir rolü var dediğiniz gibi. Dahiliye tabi tıbbın ana bilimidir. Hepsini içeri Şimdi yavaş yavaş tabi onlarda biliyorsunuz spesifik ama genel anlamda ihtisas yine devam ediyor iç hastalıklar tabii. olarak. Fitoterapide de biz bu e, bilgilerimizi değerlendirerek bize danışan e, kişilere uygun e, kürler vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Şu anda da Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayındayız. Daha evet. Çok güzel mesaj vermek için de iki kadın olarak pembelerle aslında iyi olmuşuz. Geçtiğimiz hafta biz de Pembe kurdelelerimizi taktık, e, farkındalıkla ilgili bir çalışmamız olmuştu. E, bizim için de çok kıymetli hocam e, sizin burada olmanız. Bu farkındalığın artmasıyla ilgili, erken teşhisin sağlanmasıyla ilgili, kadınların daha bilinçlenmeleriyle ilgili e, sizden bu, e, bilgileri de almak isterim. Evet. Neleri tavsiye ediyorsunuz? Siz bugün tabii kurdelelerle değil, kıyafetlerinizle bu mesajı veriyorsunuz. Evet. Ekim ayı öyledir, meme tümörlerinde, meme kanserinde farkındalıktır. Ee, buradan tabii bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bir kere tüm kadınlarımızın yaş grubuna bakılmaksızın her zaman kendi kendilerini evde e, muayenelerini ve kontrollerini yapmaları lazım. Yani kendi kendilerine bir meme kontrollerini giyinirken, e, yıkanırken her dönemde. Çünkü en ufak bir yakalayacakları kitle, küçücük böyle nohut kadar e, büyüklükte yakalayacakları bir kitle bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Hı hı. Erken dönemde artık. Teknolojide çok gelişti. Tedavi anlamında da tanı erken koyulduğu zaman, hızlı bir şekilde tedaviye ulaşıldığı zaman normal yaşam süresi devam ediyor. Ve özellikle de ailesinde, annesinde, kız kardeşinde ya da ablasında meme tümörü olan kadınların mutlaka daha ciddi bir yaşam sürmeleri lazım. Genetik geçişi var, ailesel geçiş gösteriyor. Hep uyanık olmaları lazım. Hayatları boyunca işte ultrason, mamografi yani yılda bir defa kendine zaman ayırarak e, bu kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekiyor. ki Çok çok iyidir ki kadın doğum hekimleri de bu konuda yıllık simir testi kontrollerini yapmaya gittiğinizde hep bunu tavsiye ediyorlar. Evet, Çünkü çok evet. bütünleşik konular. E, tabii ki. Hı. Çünkü orada da rahim var, yumurtalıklar var. Çünkü e, kadınların tabi kabusudur. Erkeklerde prostat, kadınlarda evet. da meme ve rahim tümörleri maalesef. O nedenle hem sizlere hem de bizi izleyen tüm... E, izleyicilerimize ben buradan bu eee uyarıyı da yapmak istiyorum. Kendi kendilerine evde meme kontrollerini mutlaka yapsınlar. Ve hocam, kontrollerini peki, de yaptırmayı unutmasınlar. Değil kesinlikle, evet. kesinlikle evet. E hocam peki yani son yıllarda kan kanser arttı. Çok fazla arttı. Bunun belli bir sebebi var mı? Gençlerde e, artık yaş sınırlaması da çok yayıldı. Hani evet. böyle bir genetik de Biraz bildiğimiz kadarıyla ama son yıllarda bu kadar yüksek artışın ve hızlı artışın bir sebebi olmalı. Nedir sizce bu? Evet sanırım? şimdi biz mesela ben öğrenciyken kanser ileri yaş hastalığı olarak geçiyor. Evet. Yani böyle 55-60'lı yaşlarda ama şimdi biz 25-30'lu yaşlarda da kanserli vakalara çok sık rastlıyoruz. Bir kere artık yaşadığımız ortam, dünya değişti. Her şey toksik. İşlenmiş gıdalar devreye çıktı, bozuk gıdalar devreye çıktı beslenmemizde hayvanları hormonlarla ve bir takım ilaçlarla çok hızlı bir şekilde büyütmeye başladılar. Paketlenmiş ürünlerde, işlenmiş gıdalarda, raf ömrü uzun gıdalarda o gıdalar bozulmasın diye katkı maddeleri çok fazla var. Tütün kullanımı, alkol tüketimi, çok fazla sıkıntılı obezite çok arttı. Evet. Aşırı kiloyla gelen çok farklı kanser türleri var. Meme tümöründen kolon kanserine kadar hep ile ilişkisi tespit edildi. Ve stres faktörü. Tabii ki stres faktörü artık hepimiz Sizler de belki öyle. Evden stresle çıkıyoruz. Trafiğe giriyoruz, evet. trafiğe takılıyoruz. Akşam dönüşümüz stresli. Hem özel hayatımız hem de iş hayatımızdaki streslerin tüm hepsinin bunların artmasıyla birlikte e, maalesef kanser, endokrin hastalıklar, kısırlık, bir takım şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları sadece kanser değil... Bunların da arttığını görüyor. Belli bir noktaya kadar bunları engelleyebilir miyiz? Mesela yani kendimizin yapabileceği şeylerle önlem alabilir miyiz? Gerçi çok hayatımızın içinde anlattığınız şeyler artık ama. İşte fitoterapi buna hitap ediyor. Şimdi tabii daha. kötü alışkanlıklarınızı bir kere bırakacaksınız. İşte tütün kullanımı, diğer şeyler. E, ee, obesteyi önlemek için de sizin söylediğiniz gibi hareket çok önemli. Hareket yapıyor muyuz? Hayır. Biz hareketi sevmem ve spor yapan bir Toplum değiliz, bir sadece yiyip içip işte evde oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz. Yani fiziksel aktivitemiz yok. E, aldığımız gıdalara dikkat etmemiz lazım, paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. Mevsimsel meyve sebzeyi tüketmek lazım. Hormonlar ve antibiyotik artıklarından dolayı onlara da dikkat etmek lazım ve genetik yatkınlığı olan yani eğer ailenizde kanser varsa mutlaka sizde o kanserin takibini yaptırmak zorundasınız. Peki insanlar bu söylediklerinize mesela Allah korusun tabii hani hiç ağzına da çok almak istemiyorum. Bu hastalığa yakalanıp yeniyorlar bunu. Fakat aradan yıllar geçiyor. Sanki o uykudan tekrar uyanıyor. Hasta burada tedavi olmuş. Kişi neyi yanlış yapmış olmalı ki tekrar onu Aynı yerden yakalıyor. Şimdi tabii kanserin mekanizması çok farklı. Genetik özellikleri var. Ee, bağışıklık sistemiyle çok alakalı. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz güçlüyse kanserle mücadelede hep avantajlısınız. Ama siz kanser dokusunu küçülttüğünüz zaman mücadele ediyorsunuz tedaviyle onunla e, başarı sağladığınız zaman tamamen eğer o kanser dokularını hücrelerini bitirmediyseniz uyuyan kanser hücreleri sizin bağışıklık sisteminizin düştüğü bir anda tekrardan e, alevlenerek hem kendi dokusunda hem de uzak organlarda biliyorsunuz metastaslar yapıyor. Şimdi meme tümörü diyoruz. Meme tümörü karaciğere, kemiğe, beyne metastas yapıyor. Yani sadece memede gözükmüyor. Oradan diğer organlara da atlıyor. Eğer kişi kontrolünü yaptırmazsa, önlemini almazsa, yaşam şeklini, beslenmesini düzenlemezse aldığı tedavi ne olursa olsun belli bir dönemde canlanma ihtimali var. O nedenle de takip çok önemli. Erken tanı çok önemli diyoruz. Çok ki dikkatli Kanser tedavileri yani. de öyle bir ilacı verdik geçecek gibi bir süreç değil. Hayır. Uzun bir süreç. Evet. Düzenli kontroller, düzenli seanslar. Hekimle hatta birçok hekimin bir araya geldiği bir program eşliğinde de yapılıyor. Bitti dendiği andan itibaren bile kontrolleri var. Düzenli. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, çok şükür ki vakalar artıyor ama tedaviler de çok fazla. Alternatifler de çok fazla. Fitoterapi burada e, kansere çözüm olurken ya da destek olurken hangi noktalarıyla e, yani var? Hangi noktaları kansere gidiyor? Şimdi bir kere e, cins farkı olmaksızın kadın ya da erkek ve evresi ne olursa olsun, türü ne olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun tüm kanser vakalarında fitoterapi birinci evreden son dönem e, dördüncü evreye kadar her döneminde biz doğadaki tıbbi bitkilerden tedavi kürleri planlıyoruz. Hı. Yani doğada içeriğini bildiğimiz, etkisini bildiğimiz bitkiler var ve bu bitkiler yüzyıllardır belki de binlerce yıldır Anadolu'da, Asya'da, Arap Yarımadasında, Uzak Doğu'da hep kullanılan e, bitkiler. Yani bundan 100 sene önce dünyada ilaç fabrikaları yoktu, İnsanlar ne yapıyorlardı, eczane de yoktu. Doğadaki etraflarındaki Tabii. tıbbi bitkileri deneyimleriyle kullanarak. Evet. Bir üst neslin annelerinin, büyük annelerinin hmm. deneyimleriyle... Ben hatırlıyorum karalananlar toplanır. Ateşi olduğu, bir zaman bir şey olduğu zaman bir şey verilirdi. İsale olduğu zaman bir şey verilirdi. Yarası olduğu zaman da e, pomat yapılıp bir şeyler... Ben filmlerden biliyorum. Eski evet. filmler... filmlerden. Ben de anneannemin anlattığı. Dönem Hatta filmlerinde biz yapıyorlar ya. Hatta biz iyileştirdik falan diye de anlatıyorlar. Koskoca İmparatoru falan bu evet. ilaçlarla kurtuluyor. Hekimbaşı evet, o dönemde yapardı. Başı evet. yapardı. Biz e, kanserde tabii ki e, birinci etkimiz bağışıklığı arttırarak etki yapıyoruz. Hı. Kanser dokusunun küçülmesine, sınırlanmasına neden oluyoruz. Aldığı kemoterapi varsa, onun olumlu etkilerinin artmasına neden oluyoruz. Bir de biliyorsunuz kemoterapilerin olumsuz etkileri vardır. Evet Halsizlik, bitkinlik, evet. kadınların en büyük kabusu alanların saç dökülmesi, evet. bunların yan etkilerinin daha az olmasına neden oluyoruz. Metastazlar varsa, onların sınırlanması, metastazların ortadan kaldırılması anlamında bu bitkisel kürlerle çok olumlu yüz güldürücü okay, sonuçlar hocam peki, elde ediyoruz. Kemoterapiyi reddeden, ben e, bitkisel yolla tedavi olmak istiyorum diyen hastalarınız var mı? Şimdi var. Biz tabii burada birincil tedavi olarak şunu söylemiyoruz. Sizin takibiniz onkolog da, <laughs> siz onkoloji doktoru tarafından takip olacaksınız. Ama biz de alternatif ve tamamlayıcı bir tıp evet. tedavisi olarak devreye gireceğiz. Çünkü o bitkilerle biz hastanın bağışıklığını arttırıyoruz ki aldığı tedaviden fayda bulsun. Yoksa şunu söylemiyoruz aldığınız tedaviyi bırakacaksınız sadece bu bitkileri kullanacaksınız. Hayır. Etik değil, doğru değil. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Onkolojik tedaviyle birlikte yani kemoterapi artı fitoterapi, radyoterapi artı fitoterapi ya da cerrahi tedavi artı fitoterapi eş zamanlı olarak kullanıyoruz. Ama hasta gelip kendi isteğiyle ben hayır kemoterapi almayacağım derse biliyorsunuz hiçbir hastaya kanuni olarak da zorla tedavi veremezsiniz hastanın rızası olmadan. Onlara da tabii uygulanıyor ama buradaki karar hastanındır. Biz hayır hiçbir tedavi almayın sadece fitoterapi kullanın diye bir önerimiz olmuyor. Bunu hastalar kendileri karar veriyorlar. Ki zaten bütünsel yaklaşılmasını savunuyor hekimler. Orada evet. bir cerrahi müdahale de gerekebiliyor. E, seanslarla kemoterapi de gerekebiliyor. Radyoterapi, ışın bir sürü tedavisi var. Ama fitoterapi kişinin o süreci Sağlıklı, dinç hatta daha güçlü atlatmasını sağlıyor. Ee, sizin orada vücudunuz, da... sözünüzü kestim, sizin vücudunuz dinç ve ayakta olursa tüm hastalıklarla evet. mücadele edersiniz. Evet. Ama siz yatağa düştüğünüz zaman, genel vücut direnciniz düştüğü zaman basit bir gripal enfeksiyonda dahi vücudunuz evet. mağlup olur. Korona salgını geçirdik, kimlere bulaşmadı? Bağışıklığı, direnci, yüksek Aynen. olanlar evet. ayakta kaldı. 100 yaşındaki yaşlı hastalar kurtardı. 13-14 yaşındaki genç insanlar hayatını kaybetti. Bu tamamen bağışıklık ve dirençle alakalı. Hı hı. Ve kadınlarda mı daha çok, erkeklerde mi kanser hocam son durumda? Şimdi böyle dünyada yapılan araştırmalarda da sanki biraz daha erkeklerde daha fazla gibi. Şimdi mesela bizde en fazla erkeklerde görülen kanser türleri birincisi akciğer. O tabii nedeni bellidir. Tütün kullanımı tüm dünyayla birlikte bizde de çok arttı. İkincisi kolorektal dediğimiz bağırsakları ilgilendiren kanser türü. Üçüncüsü de erkeklere özgü organ prostat'tır. Kadınlara gelirsek de kadınlarda birinci sırada meme. O nedenle tekrar hatırlatıyorum. Lütfen meme kontrollerini yapsınlar. Çok önemli. Küçücük bir kitle onların hayatını kurtaracaktır. İkinci olarak onlarda da yine kolorektal e, kanserler hı hı, yer alıyor. Ondan da sonra da tiroid rahim. ve e, rahim, yumurtalık gibi kanserlerde de ortaya çıkıyor. En son yapılan Türkiye'deki istatistikte bir yılda yaklaşık 250 bine yakın yeni vaka hmm, yakalanmış. Çok. çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir oran. Hatta evet. meme kanserinde de her dört kadından biri şu an meme kanseriyle Hiç mücadele ediyor. Evet. Son bir soru sorayım. O zaman bununla bağlantılı, hocam, Covid etkili olmuş olabilir mi? Şimdi tabii Covid'in etkilerini bizim görebilmemiz için yaklaşık 5-10 senelik sürece ihtiyaç var ciddi bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Çalışmalar yapılacak öncesi ve sonrası ile alakalı. Çünkü artık insanlar başlarına gelen her şeyi COVID'e bağlıyor, bir de aşıya da bağlıyorlar. Uh -huh. Etrafınızda görüyorsunuz. Evet. İşte ya ben aşı oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Onlar için biraz zamana ihtiyaç var. Bu 250 bin tanının maalesef yarısı da 125 bini de her sene hayatını kaybediyor. Türkiye için. Dünyada da her yıl tanı konulan kanser vaka sayısı 20 milyon. Tüm dünyadaki Ölüm sayısı da yaklaşık 10 milyon civarında. Yarısı yani, ölüyor. Evet yani 20 milyon tanı koyarken bu arada 10 milyon kanser hastası da hayatını kaybediyor. Ve çok kötü istatistikler var tabii. Her 5 insandan bir tanesi hayatında mutlaka kansere yakalanıyor. Hı hı. Kötü bir... 5 insandan, beş büyük, insandan değil bir, değil bir bu tanesi. En büyük, ölümlerin en büyük sebebi de ihmalkarlık, e, geç evet. kalınması. Dolayısıyla hani o yüzdendir ki buradan biz tekrar hatırlatalım özellikle e, şu an konumuz ay, o ay içinde olduğumuz için kadınlarımıza e, ultrasonlu kontrolleri ve mamografi kontrollerini yaptırmayı atlamasınlar. Mutlaka kadın doğum hekimlerine yılda bir kontrollerine gitsinler zaten onlar sağlıklı bir şekilde yönlendiriyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler evet, için. Teşekkürler hocam çok sağ olun. Ve bugünün de sonuna geldik. Gerçekten mi? Bitti mi program? Evet. Bugün de bitirdik mi? İnanılır gibi değil. Konularımız da yoğun. Sonunda böyle ciddi bir konuyla bitirdik evet. ama ne mutlu ki bir kişinin daha eğer farkındalığını evet, evet. sağladıysak. Çok ciddi ve böyle pür dikkat dinlediğimiz bir bölümdü ve kapanışa denk geldi ama gerçekten bu farkındalık biz hanımları çok ilgilendiriyor. Özellikle böyle bir ayın içinde karşınıza bütün ekim ayı içinde çıkacaktır. Lütfen kontrollerinizi yaptırın. Doktorunuza gözükün. Kendiniz önce evde el elle muayenenizi yapın. Küçücük bile bir kitle hayat kurtarıyor. Başka organlara sıçramasını engelliyor. Gördüğünüz gibi hocamız bugün bize anlattı. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin.